Hattımızda şimdi de Halkların Demokratik Partisi HDP'nin Amerika temsilcisi Sayın Mehmet Yüksel var. Mehmet Bey merhabalar, yanımıza hoş geldiniz. Merhabalar İbrahim Bey. Şimdi gündemde bir tartışma konusu daha oluştu. AK Parti tarafından hazırlanan bir değişiklik önergesi anayasada bir istisnai maddeyle milletvekillerinin dokunulmazlık yolunu açacak bir düzenleme getiriyor. Milliyetçi Hareket Partisi buna evet diyeceğini baştan açıkladı. CHP'nin de bu konuda evet diyeceğini yine genel başkanın ağzından duyduk. Her ne kadar bunun anayasaya aykırı olduğunu söyleseler de evet diyeceklerini belirttiler. Sizce böylesi bir değişiklik yapılmasının arkasında nasıl bir gerekçe var? Neye istinaden böyle bir şey yapılmak isteniyor ve partinizin buna tavrı nedir? Yani başta her şeyden önce dokunulmazlık kalkılması gerekiyorsa herkes için kalkması gerekir. Bunun sadece belirli bazı kesimler için kalkıp bazıları koruma altında olup da bazıları da saldırılabilecek bir pozisyonda olunmaması gerekir. Bunu başta belirtmek lazım. Bu açıdan bir de bizim açımızdan başından da belirttiğimiz gibi bu yani kürsü dokunulmazlığı olsun ama onun ötesinde herhangi bir adli veya farklı bir suç varsa o konuda da yargılanması olması gerekir. Bu konuya biz varız ama bunun dışında kalkıp da mecliste yaptığın konuşmalar ya da dışarıda yaptığın siyasi değerlendirmeler üzerinden alıp da milletvekillerinin tutuklanması, yargılanması, cezaevine atılmasının kabul edilir olmadığını düşünüyoruz. Bunun bir kere Türkiye'deki özgürlüğü daha da kısıtlayacağını düşüncesindeyiz. Eğer dokunulmazlık kalkacaksa bu başta herkes için kalksın ve o zaman yargılanması gereken kim varsa yargılansın. Ama şunu görüyoruz, AKP kendisi açısından dönemsel olarak kendisine engel gördüğü ya da kendisine gerçek bir muhalif olarak gördüğü her kesimin karşısında bir tehdit unsuru daha yaratmaya çalışıyor. Zaten toplumda yeterince bir tehdit unsuru oluşturdu. Şu anda bir de mecliste de bunu aynısını devam ettirmek istiyor. Ve AKP'nin özellikle de Cumhurbaşkanı'nın kendi özel programlarından dolayı HDP'ye bu kadar yüklendiğini düşünüyorum. Çünkü HDP'yi meclisten dışarı çıkararak ya da milletvekillerini tutuklayarak Türkiye'de yaşanan sorunların çözülmeyeceği gibi daha da derinleştirecek bir faktör. Bu böyleyken kalkıp bunu yapması tamamen kendisi açısından bazı siyasi ajandaların olması olduğunu gösteriyor. Ne yazık ki belirttiğiniz gibi de hem ana muhalefet partisi CHP hem MHP'nin de aynı biçimde davranması Türkiye'yi ilerideki bir süreçte daha da içinden çıkılmaz bir hal alacak. Bugün belki HDP'ye karşı uygulanıyor ama ben eminim ki yarın ilk hedef CHP olacak. Ondan sonra MHP'yi de vuracak bu durum. Peki çünkü siz esas hedefin... Bu hukuku, adaleti işletmek için yapılan bir şey değil. Bu tamamen mecliste bir kesimi diskalifiye ederek başka siyasal hesaplar yapan bir cumhurbaşkanının istediği bir sistemi getirebilmek için meclisi tamamen işlevsiz hale getirmenin yolları olarak düşünüyorum. Özellikle partinizi mi hedefliyor diye düşünüyorsunuz? Şu anda tamamen bizim partimizi hedefliyor ki kendisine göre hem Türkiye'deki milliyetçi kesimlerin daha fazla desteğini alabilmek, aynı zamanda da yani yarın öbürsünkü gidilebilecek referandumda veya seçimleri yenilemek istediğinde farklı gerekçeler elinde hazır olmasıdır. Peki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu. Anayasaya aykırı olduğunu biliyoruz, bunu kabul ediyoruz. Yine de evet diyeceğiz çünkü bir oyun oynanıyor. Biz de bunu yıkmak için gerekirse hapse girmeyi göze alacağız, bedel ödeyeceğiz şeklinde ifadeler kullandı. Hatta bir yerde şunu söylüyor. Çok ciddi bir karar almalı ve her şeyi göze almalıyız. HDP de buna evet demeli hatta diye bir ifade kullanıyor. Siz nasıl bakıyorsunuz bu açıklamalara? Yani namlunun ucunda kendisi olmadığı için çok rahatlıkla farklı bir şey söyleyebiliyor. Eğer ciddi bir ana muhalefet liderliği yapmak istiyorsa tamamen farklı bir siyaset güderek herkesi bütünleştirerek bir yapı içinde hareket etmesi gerekir Kılıçdaroğlu'nun.
Bunu maalesef göremiyoruz. Tamamen böyle açıklamalarla Erdoğan'a daha fazla olanak ve imkan veriyor. Bir de şimdi meclisteki her çıkan sesi tutuklayıp bu sefer cezaevine attıktan sonra Kılıçdaroğlu nerede direnebilecek? O zaman Kılıçdaroğlu'na şunu söylemek lazım. Gerçekten bir birliktelik yakalamak istiyorsan şu anda Güneydoğu'daki Kürdistan bölgesindeki gelişen savaş biçimine karşı bir şeylerin yapılması gerekir. Erdoğan'ın bu kadar keskin ve binlerce insanın ölümüne sebep olan girişimlerini durdurabilecek bazı ortak girişimler yapmak lazım. Bu meclisteki dokunulmazlıkla başlayacak bir şey değil. Ve Kürt siyasetçilerin tasfiyesiyle de bitmez bu durum. Bugün eğer Kürt siyasetçileri tasfiye edilirse yarın tamamen namlunun ucuna bu sefer Kılıçdaroğlu çok çok daha geç gelecek. Evet. Şöyle bir şey... Ve yalnız kalacak yani, onu da söyleyeyim. CHP'ler mi diyorsunuz yalnız kalacak? Kılıçdaroğlu'nun yalnız kalacağını Kılıçdaroğlu söylüyorum. Mı? CHP'nin hepsi aynı, Kılıçdaroğlu'nun aynı çizgide değil şu anda. Evet, parti içerisinde farklı sesler çıktığını duyduk. Az önce sizden önce CHP'nin de Amerika temsilcisi olan Sayın Yurtar Hocan'la aynı konuları konuştuk. Parti içerisinde bu tür sesler olduğu konusunda bir tabii itirazı yok ama partinin ortak kararıdır. Liderin söylediğinin dışına çıkılmaması gerekir. Parti disiplini bunu gerektirir şeklinde şeyler söyledi. Şimdi şunu söylemek isterim. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı kimi açıklamalarda şöyle ifadeler kullandığını görüyoruz. Bundan zaten bir şey çıkmaz diyor. Yani bunu anayasaya aykırı olduğu çok belli. Dolayısıyla herhangi bir milletvekili hakkında böyle bir şey başlatıldığı anda o milletvekili Anayasa Mahkemesi'ne başvurursa veya hatta ucu bunun daha da ileri gider ve büyürse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilir ve muhakkak ki hayır kararı çıkar ve bu da AKP'nin kurduğu tuzağa kendisinin düşmesi gibi bir sonuç doğurur diyor. Yani böyle bir şeyin olamayacağını varsayarak bir anlamda bu riski aldıklarını söylüyor. Sizce gerçekten riskli bir adım mı atıyor? Bu Türkiye'deki siyasi kültür düşünüldüğünde bir anlamda gücü elinde bulunduran partilerin uzun vadede kendisi gibi olmayanlara yönelik bir siyasi linç başlatmasının önünü açacak bir şey mi aslında? Yani bu konuşmayı dinlediğinde insanın aklına şey geliyor. Kılıçdaroğlu Skandinavya'da mı yaşıyor? Ya da hukukun doğru işlediği bir ülkede mi yaşıyor? Yani siz de dinlemişsiniz değil mi? Türkiye televizyonlara çıktı ve bu konuda evet, açıklamalar yaptı. Çünkü ben de oradan alıntılarak söylüyorum. O konuşmaya değinerek diyorum. Yani şimdi Türkiye'de yaşamıyor mu Kılıçdaroğlu diye düşünmeye başlıyorum. Yani bu kadar safça bir yorum ve değerlendirme yapabilmesinden kaynaklı. Şimdi şunu bakalım. Erdoğan şu ana kadar yapmayacağı dediğimiz ne kadar çok şeyi yaptı. Şu anda şehirleri yıkıyor. Ve onlarca şehir bu hedeflerin altında ve yıkımla yüz yüze ve binin üzerinde bir insan hayatı kaybedildi. Bunu yapabilen bir mantık her şeyi yapmaya yeteneğini de gösterebilir. Ve onun için de yani sanki Anayasa Mahkemesi'nden dönebilecek gibi garantiyle bakıyorsa Kılıçdaroğlu çok büyük bir yanılgı içinde. Çünkü meclisin işlemediği bir yerde, siyasetin artık rol oynamadığı bir yerde farklı araçlar devreye girer ve bu bütün ülkeyi topyekun ateşin içine düşürmenin başka bir şey değil. O açıdan Kılıçdaroğlu'nun belirttiği açıklama bence çok yanlış ve yerinde olmayan bir açıklama. Peki HDP'li bazı... Şunu o zaman şöyle söyleyelim. Yani mağdur olup da durum değişecek denirse o zaman biz HDP olarak şu açıklamayı yapsak insanlar nasıl anlar? Erdoğan'ın istediği ne istiyorsa, hangi başkanlık sistemi istiyorsa, hangi otoriter sistemi istiyorsa biz destekleyelim. Herkes mağdur olsun, ondan sonra beraber direneceğiz. Kılıçdaroğlu'nun belirttiği bu mu? Bu nokta, bu mantık. Şimdi böyle bir şey ne kadar doğru? Bu ne kadar doğru değilse Kılıçdaroğlu'nun söylediği de o kadar doğru değil. Şimdi sorun Kılıçdaroğlu değil. Sorun tabii ki şu andaki iktidarda olan AKP'nin tamamen totaliter bir
rejime doğru gidişidir. Ve bu totaliter rejime doğru gidişinin de ilk adımlarıdır. Yani meclisin de tamamen kendi denetimine istediği gibi alınabilmesi ve basını nasıl tehditle, gözdağıyla denetliyorsa meclisi de aynı biçimde denetlemenin altına alacak ve hiçbir aykırı sesin çıkmamasını sağlayacak kendine göre. Peki, sizin genel başkanınız, eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın sanıyorum dün itibariyle bir açıklaması oldu. Eğer böyle bir şey olursa ve bizim bazı milletvekillerimize gelirlerse biz kendi ayağımızla gitmeyiz şeklinde bir şey söyledi. Yani diyelim ki gerçekten bu tasarı geçti MHP'nin, CHP'nin, AKP'nin oylarıyla ve peşinden hemen savcıların soruşturmalarıyla sizin partinizden bazı isimlerin yargılanması, soruşturması hakkında hareket edildi. Meclise polis mi girecek? Böyle bir şey olursa sizin parti olarak tavrınız ne olacak? Nasıl bir şey yapmayı düşünüyorsunuz bu durum gerçekleşirse? Yani genel başkanımızın belirttiği gibi biz kendi ayağımızla cezaevine gidecek bir durumda değiliz. Onu da göze almayacağız ama eğer Türkiye'nin imajını daha da kötü bozan bir nokta yaratmak istiyorsa buyursunlar, yapsınlar. Çünkü şeydir, yani burada temel sıkıntı CHP ile MHP'nin AKP'nin bu siyasetine destek vermeleridir. Ülkenin %70'i bu kadar, %80'i hatta daha doğrusu böyle bir tutum içine girerse siyasi temsili olan %80'i maalesef o zaman ülkemiz çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalmak mecburiyetinde kalacak. Evet. Biraz tartışmalı bir şey ama son olarak onu sorayım. HDP'li milletvekillerinden bazılarının terörle ilişkisi olduğu iddiasının üzerinden de aslında bu tasarının özellikle getirmeye çalışıldığını da okuyoruz. Böyle yorumlar da var. Bu partinin tamamen reddettiği bir iddia mıdır? Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani şimdi barış sürecini değerlendirip de yapılan görüşmelere ele alarak böyle yorumlanıyorsa başta AKP'den bazı insanların, MİT müsteşarların, farklı kesimlerin de o zaman aynı bir biçimde yargılanması gerekir. Evet. Aynı bir biçimde o yaklaşım içinde olmak lazım. Masaya oturan da Erdoğan'da, Erdoğan'ın da yargılanması gerekir. Eğer evet, bu mantıkla yaklaşılacaksa. Ama yok, sorunları çözmek istiyorsak tabii ki sorun kiminle yaşanıyorsa onlardan belli bir düzeyde muhatap alınarak bir iletişim ve ilişkinin sağlanması gerekir. Peki barış sürecinde de müzakerelerde de biz bu rolü oynayalım. Şimdi tabii siz Amerika'da olduğunuz için. Bu da hükümetin bilgisi dahilinde. Evet. Evet, arada bölmüş gibi oldum, kusura bakmayın, sesi de tam yakalayamadım anlar oldu. Sözün bittiğini tahmin edip ya da sanıp araya girmeye çalıştım. Bittiyse yeni bir şey soracağım. Bitmediyse lütfen buyurun devam edin. Buyurun efendim. Evet. Şimdi CHP içerisinde genel başkanın açıklamalarına rağmen farklı sesler olduğunu az önce söylemiştik. Siz peki HDP olarak, her ne kadar siz Amerika'da olduğunuz için belki Ankara'da, Türkiye'de tam nasıl olduğunu bilmeyebilirsiniz ama yine de duyumlarınız olduğunu tahmin ediyorum. HDP parti olarak kendi içinde bir araya gelip böyle bir tasarı geçtiği takdirde nasıl davranacağına dair ortak bir karar aldı mı? Parti içinden mesela bir fire verme ihtimali küçük de olsa düşünüyor musunuz? Yoksa herkes çok hemfikir bir şekilde bu öneriye hayır deme yönünde bir istek mi benimsiyor? Yani milletvekillerimizin çoğunun, yani hepsinin hemen hemen ortak hareket edeceği düşüncesindeyim. O konuda hepsinin değil ama çoğunu diyorsunuz. Yani çünkü şeydir, şu anda topyekin herkesin aynı tutumda olduğunu olmadığını tam bilemiyorum ama şu anlık var olan hepsinin beraber hareket edecektir. Evet. Peki çok teşekkürler. Varsa ekleyeceğiniz bir şey onu da alalım. Yoksa benim sorularımı cevaplamış oldunuz. Teşekkür ederim İbrahim Bey.